Veysel Efendi. Hoş geldin. Hoş geldin. Ben sana nasıl hitap edeceğim? Ben senin neyinim? Hocamsın ama. Hocandım. Ben ne hocam? Ama aynı zamanda baban. Babamsın. Bunu çekinmeden herkese söyleyebilecek misin? Eğer sen istiyorsan, bütün dünyaya söylerim. O zaman ders vakti. Kolay gelsin Fethiye Hanım. Sağ olasın hocam. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. On iki be! Siz benim aldığım bu kokuyu alıyor musunuz? Ha? Ha? Bu koku? Aynen. Anne keki kokusu. Bakın ben bugünü hayatımda not aldım. Siz de bugünü not alın. Evet, şanslısınız. Bu kekten sizinle paylaşıyorum. Bir cambazlı falan bir şey yok değil mi? Yiyeceğiz de yani. Zehirlenmeyelim sonra. Hayırdır lan, hangi dağda kurt öldü? Sarışınım. Ye ye. Yediği p***ların bedelini ödüyordur. Kardeş, bak. Biraz daha ağzını açarsan kekimden önce de ayağımı yersin. Ama şansında bugün çok mutluyum, o yüzden bir şey yapmayacağım. Ha. Bu arada ben biliyorsunuz ki her şeyi yarıştırırım. Ölümüne kapıştırırım. Çok iyi biliyorsunuz. Ama bugün öyle bir şey yapmayacağım. Bir de bu arada bu senin hani bana geçenlerde verdiğin bir kek vardı. Ne kekiydi? Anne keki. Ha? Bak. Bak. Alabilir miyim? Al hadi lan. Al hadi bir tane. Al anne keki. Öyle bak, fazla kalmadı. Alacaksanız. Ya aynen. Sen. Yok canım, sağ ol. Ama sağ ol. Yok oğlum, başka yok. Bir tane bu kadar var abi. Hayır abi. Neydin 12 be? Hayırdır, neyi paylaşamıyorsunuz gene ya? O zaman arkadaşlar bu mükemmel anne kekini paylaşamadılar. Ama artık bu sizin kısmetinizeymiş. Buyurun. Eyvallah. Yapalım, eli yemeği dert görmesin. Teneffüste yiyeceğim. Tamam hocam, afiyet olsun. Hop, sen kal. Sen yanımda kal. Mert yanımda kalacak çünkü Mert'in bana ihtiyacı var. Tazecik fidanları neden büyük ağaçlara bağlarlar? İncinmesin, bükülmesin. Toprağı sıkı sıkı kök salsın. Erozyana uğramasın diye. Mert arkadaşınızın desteğe ihtiyacı var. Mert kardeşiniz önemli bir sağlık problemi geçiriyor. Doğru bir ilik bulunması lazım. Ben kan örneği verdim. İnşallah tutacak. Gelincikler de verdi sağ olsunlar. Gizem kızım verdi. Hepsi verdi. Eğer siz de destek olmak istiyorsanız, ki biliyorum istiyorsunuzdur, kan verebilirsiniz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hocam, şey mi yani böyle hastalık derken, ince bir hastalık mı? Eğer öyleyse işte üzülürüz yani böyle. Evet, Mert'in ciddi bir sağlık sorunu var. Hocam, yani biz de kelebekler falanız ama yapılacak bir şey varsa da elimizden gene yapmaya hazırız. Eyvallah, Aras. Eyvallah. Az önce bir ipucu daha verdim ama tabii anlamanız kolay değil. Ben bile anlatmayı bilmiyorum doğru dürüst. Nasıl söylenir de bilmiyorum ama. Uzun lafın kısası, Mert benim oğlum. Hocam, biz neyiniz? Siz de çocuklarımsınız. Sayko, sen de benim oğlumsun. Aras, sen de. Hepiniz. Benim bir sürü oğlum var. Zülfikar, Can, bir sürü kızım var. Melek, Aylin, Gizem. Ama benim burada, Karabayır'da, kendi kanımdan, canımdan olan bir oğlum varmış. Evet, ben Sadi Payaslı, sizin coğrafya öğretmeniniz. Mert'in babasıyım. Öz be öz babası. Ablası bildiğiniz Derya Hanım da annesi. Kaderin cilvesi ya da değil,
ya da başka bir şey bizi burada tanışmaya itti. Böyle fırtınalı bir dönemde tanıştık. İyi ki de kavuştuk. Durumlar böyle. Size geçen derslerde galiba erozyondan bahsetmiştim. Bitkiler, ağaçlar, ekosistem nasıl erozyona uğrar? Mert kardeşinizin erozyona uğramasını istemiyorsanız, göçüp gitmesini istemiyorsanız, lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Bunu hocanız olarak sizden rica ediyorum. Bir baba olarak da yalvarıyorum. Sağ olun arkadaşlar. Hocam, ben müsaade isteyebilir miyim? Ben sana kanım vereceğim. Eyvallah. Nereye ararız? Bağrımdan çıkıp geldiğim kokuyu özledim hocam ben. Sıkı sıkı sarıl. Ben şimdi avluya çıkıp kendi kendime yakar top oynayacağım. Sadi hocasını seven varsa peşimden yürüsün. Gelme. Gelsin. Hayat bildiği gibi gelsin. İşimiz bu yaşamak, unutmak.